Merhaba Hepsi TV izleyenleri. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz. Ben Gökhe Yılmazer. Gökhe ile beraber Barcelona'dayız. Barcelona'da Mobile World Congress var. Mobil dünyanın kalbi şu anda Barcelona'da atıyor. Biz de hepsi burada. Hepsi TV izleyenleri için teknolojinin en son gelişmelerini bu bölümde sizlere aktarıyoruz. Programa başlamadan önce ufak bir hatırlatma yapmak istiyorum. Kısa yol her hafta Perşembe günü saat 4'te Hepsi TV'de yayınlanıyor. Hepsi TV, Hepsi Burada'nın YouTube kanalı. Ayrıca Hepsi Burada'nın diğer sosyal medya hesaplarından da gelişmeleri takip edebilirsiniz. Kısa yol hashtag ile her türlü sosyal medya hesabından görüşlerinizi bize aktarabilirsiniz. Ayrıca bu videonun altına da yorumlarınızı bekliyoruz. Ve şimdi dilerseniz Mobile World Congress Barcelona'daki heyecana gelelim. Evet, her hafta olduğu gibi Mobile World Congress'in haberleriyle başlayalım. Her hafta tabii Mobile World Congress haberleriyle başlamıyoruz ama haftanın hafta haberleri var. Bu haftanın haberleri ise Mobile World Congress. Bildiğiniz gibi artık 5G hayatımıza entegre olmaya başlayacak ve bununla birlikte de katlanabilir ekranlar hayatımıza giriş yapmaya başladı. Bununla ilgili de bazı markalarda tanıtımlarda bulunuyor. Ürünlerini tanıtmaya başladılar. MWC'nin de en ilgi çeken ürünlerinden bir tanesi ne oldu? Mate X oldu. Huawei'de Mate X'i tanıttı. Tolga, ne diyorsun Mate X'e ilgili? Yani şimdi Mate X gerçekten merak edilen bir telefondu. Özellikle Samsung'un kısa yolda da konuşmuştuk zaten. Galaxy S10 lansmanında Samsung katlanabilir telefonu Galaxy Fold'u tanıtmıştı. Şimdi Mobile World Congress'te de Huawei katlanabilir Mate X modelini tanıttı. Şimdi katlanabilir Mate X'e bakacak olduğumuzda fiyatının biraz daha fazla olduğunu görüyoruz Galaxy Fold'a göre. Batarya kapasitesi biraz daha fazla ama bunlara baktığımızda ekranda da bir büyüme var. Yani 8 inçlik bir toplamda açıldığında bir ekran var açık formda. 2480'e 2200 piksellik bir çözünürlükle beraber geliyor. Ayrıca Samsung Fold, Galaxy Fold'un ekranında biraz böyle bir çentik var diğer tam açıldığında. Mate X'te bu alan yok. Yani tamamen ekran. Kare bir formda ya da hafif dikdörtgen tamamen formda. Tamamen ekran derken yani evet, çentiksiz ekran. Çentiksiz tam bir ekran deneyimini yaşayabiliyorsunuz. Şu anda katlanabilir telefonlar benim beklentimin üstünde bir giriş yaptı. Katlık izi belli olmuyor ekranlarda. Katladığınızda bir bombe, bir şişkinlik çok fazla oluyor. Verimli de çalışıyorlar. Güzel çalışıyorlar. Sadece işte tabii telefonlar biraz cam ekranın ardından gösterildi. Herkes dokunup çok kullanamadı. Sadece lansmandaki kullanım detayları var. Hani demo kullanımları var. Bunun tabii son kullanıcıya nasıl yansıyacağını hep beraber göreceğiz. Sonuçta şu anda bir Instagram uygulaması kullandığınızda bu bizim günümüzün mobil uygulamalarına göre tasarlanmış durumda. Katlanabilir telefonlar için şu anda çalışmalar devam ediyor ama çıktığında görebileceğiz. Tabii ki de daha yeni bir başlangıç. O yüzden heyecan verici. Yani o eskiden communicator telefonlar vardı. Klavyeli katlanıp açılıyordu. Onun iki tarafının da ekran olduğu halini düşünün. İşte Galaxy Fold ve Mate X gibi telefonlarla bu yeni başlangıçlara giriyoruz. Şimdi heyecan verici bir haber daha var. Nokia ilginç bir şey yaptı. Aslında bu hani yapılabilir, yani yapmazlar diye düşündüğümüz bir şeydi ve ilginç bir şey yaptı. 5 tane kamera koydu telefonun arkasına. Yani telefon üreticileri kameraları sayısını coşturmaya, arttırmaya devam ediyor. Nokia 9 PureView güzel bir telefon. Bir yenilikçi bir telefon. Şimdi bir telefon 5 kamerası var diye neden eleştirilir? Ya da tek kamerayla Google Pixel güzel işler yapıyor diye her üretici bir kamera kullanacak diye de bir kaydı yok. İddialı bir giriş yaptı. Kameraları tekil çekil modları güzel ama dediğim gibi Snapdragon 855'li pek çok telefon var piyasada. 845'le giriş yaptı. Ama lansmanda şöyle bir yorumları var. Snapdragon 845'i tamamıyla kullanabilen tek üreticiyiz diye bir iddiaları var noktada. Şimdi 845'e hem çekirdek kodları olsun hem Android, Google işbirlikleri hem de Qualcomm işbirlikleriyle beraber tam hakim olmuştu. Ve Snapdragon 845'i tamamını kullanabiliyorlar. Hani grafik birimi olsun, yapay zeka birimi olsun. Sonuçta 845'te de yapay zeka birimi var. Şimdi hazır böyle bir bilgileri, tecrübeleri varken 845'te iyi bir işlemciyken ben yeni bir işlemciyi kullanmayayım demiş. Bunu da çok fazla eleştirmiyorum. Sonuçta olabilir. Tercih. Türkiye'de nasıl bir fiyatla gireceği merak konusu. Hani Türkiye'ye Nokia 9 PureView girer mi? İyi bir fiyatla nasıl girerse etkili olabilir. Etkili mi? Olur bence. Çünkü hakikaten 4K HDR video kayıt özelliği önemli. Fotoğraf çekmede işleme süresi oluyor. Ama şu an şunu da söyleyeyim. Mesela Google Pixel tek kamerayla bunları yapıyor diyoruz. Ama Google Pixel de tek kamerayla yapıyor ama işleme süresi var. Google Pixel'de de çektikten sonra işliyor. O yüzden bakacak olduğumuzda o işleme süresini çok fazla dert etmiyorum. Ve sonuçta iyi bir fotoğraf çekilmesi isteniyorsa Huawei Mate 20'de de gece fotoğrafı çekildi 5 saniye bekliyorsun mesela. O da 5-6 poz çekiyor, 10 poz çekiyor. Bunları
birleştiriyor. Beklemek doğal. Peki bir diğer haberimize geçelim. Oppo 10X Zoom. Hibrit zoom. Yani optik zoomla dijital zoom'u birleştiren bir teknoloji. Evet. Ve böylece 10X gibi iddialı bir rakama kadar ulaşabiliyor. 10X gerçekten iddialı. 5X'i Huawei'lerde görüyorduk. İşte Mate 20 Pro, P20 Pro 5X'e kadar hibrit zoom'du o da. 3X optik, 5X hibrit. 5X'de mesela çok uzaktaki bir yere güzel yaklaştırıyordu. Şimdi bakacak olduğunda 10X bayağı. Sen deneyimledin. 10X, evet, yani şöyle söyleyebilirim. Gerçekten 10X'le yaklaştığınızda, fotoğrafı çektiğinizde bir de şöyle bir iddiası var. Oppo'nun kayıpsız 10X diyor. Yani normalde 20X'e kadar çıkartabiliyorsun. Ama oradan sonrasına kayıp olabilir. Tabii dijital olduğu diyor, için. Dijital olduğu için. Ama 10X'e kadar diyor ki kayıpsız zoom yapabilirsin diyor. Hatta böyle standlar kurmuşlar. Üzerinde böyle küçük şehir demoları var. Onlardan fotoğraf çekip biz deneyimledik. Yaklaştığın zaman 10X'e kadar fotoğraf kalitesi gerçekten iyi. Ama onun demo telefonlarla yaptığımızı da söyleyelim. Tabii gerçek son versiyon değil. Daha da geliştirilecek. Biliyorsunuz Oppo da Türkiye'ye giriş yaptı. Hepsi burada da satılıyor. Ve böyle bir değişik markaların, farklı markaların pazara girmesi rekabet açısından iyi. Hakikaten 10X Optik Zoom, yani hibrit zoom, bunu hayatımıza entegre ettiğimizde düşünün, çok ileride bir manzara var. O manzarayı artık ve kayıpsız yani. Yani DSLR kameralarla bile bazen yakalayamayacağınız şeyleri yakalayabiliyorsunuz. Gerçekten etkileyici. Şimdi tabii konu telefonlar, biliyorsun Mobile World Congress genelde telefonlar üzerine kurulu olduğu için. Şimdi yeni bir telefon daha tanıtıldı. Sony Xperia 1'i tanıttı. Evet, uzun zamandır Sony'nin yeni bir amiral gemisi nasıl olacak bekliyorduk. Çok haber de vardı. Sony Xperia 10, 10 Plus iki tane diğer modellerini tanıttı. Amiral gemisi tarafında Xperia 1'i tanıttı. Xperia 1, 21'e 9'luk sinematik bir ekran özelliğiyle geliyor. Ayrıca dünyada ilk 4K HDR OLED ekran. Yani bunların hepsini bir arada bizlere sunuyor. Özellikle oyun oynama, film izleme, çektiğiniz videoları görüntüleme gibi konularda oldukça önem arz eden bir konu bu. Sadece hani Sony'nin lansmanında söylemediği bir konu, şimdi tüm içerikler 16'ya 9 ya da 18'e 9'da. Tam onu söyleyecektim. Yani şimdi 21'e 9'a alışmak birazcık zor olmayacak. Aynen. Ve destek olmadı mı yanlarda yine olmadığı olacak. Zaman yanlarda yine kullanamayacaksın. Evet. Ama tek elle tutuş gibi konularda daha başarılı buldum. Yani 6.4 inç gibi büyük bir telefonda daha şey. Ama bu sefer en üst ve en aşağıya dokunman tek elde çok zor oluyor. Arayüzü ona göre ayarlamaları gerekiyor. Yani yatay tuttuğunda oyunda, film izlerken falan çok iyi. Günlük kullanımda ise arayüzü sanki böyle bir ortaya alıp alt üstünü, hani bilmiyorum, yaşayıp göreceğiz. Şimdi buna ön yargılı da yaklaşmamak gerekiyor. Aynı şeyleri biz 18'e 9'da konuşuyorduk. 18'e 9'da da şimdi 16'ya 9 her şey nasıl olacak diyor. Oldu bir şekilde. Oluyor çünkü yani, gelişiyor. 21'e 9'da ben böyle bir ekranda hele oturup da böyle bir film izlemenin tabii keyifli olacağını düşünüyorum. 3 kamera var. 3 kameradan, yani şu an Mobile World Congress'te genel trendlere baktığımızda akıllı telefonlar, orta segment, orta üst segment ve amiral gemileri olmak üzere 3 kamera kurulumu standartlaşmaya başladı. Normal, geniş açı, ultra geniş açı, bir de üst segment ise telefon optik zoom yeteneği koyuyor. Alt segmentse ya da orta segment, orta alt segmentte ise ne yapıyor? Üçüncü kamera genelde derinlik algılama. Derinlik, bokeh efekti veren. Derinlik algılama için kullanılıyor. Yani geniş normal derinlik kamerası. Ama siz böyle bir kurulumda sadece iki kamera modunu aktif kullanırsınız. Derinlik yazılımın arka tarafında derinliği algılamak için çalışır sadece. O yüzden üst segment telefonlarda mesela Galaxy S10 Plus ne var? Geniş açı var, ultra geniş açı var. Bir de 2X optik zoom var. Mate X'e baktığında işte ultra geniş açı, geniş açı. Onda da telefoto lens var. Böyle bir kamera kurulumu var. Sony de bu trendi yakalamış. Bu kamera kurulumunu yapmış. Son olarak haftanın haberlerinde, daha doğrusu Mobile World Congress 2019'un öne çıkan haberlerinde LG var. LG G8 Think ve G8 S Think tanıtıldı. Bir de bunların daha da bir amiral gemisi versiyonu V50 tanıtıldı. V50 ayrıca 5G desteğiyle beraber tanıtıldı. V50 Think 5G diye geçiyor. Şimdi baktığımızda LG G8 ve V50 teknik özellik açısından biraz benzerler. V50'den başlayacağım ben. V50'nin ekran kılıfı noktasında bir yaratıcı çözümü olmuş LG tarafındaki mühendisleri. Katlanabilir telefonlar piyasada var. Katlanabilir telefonları şu an piyasada satışa çıkmadı ama Samsung ve Huawei gibi iki marka bunları yapmış durumda. Bunların haricinde bir ekran aparatıyla, aksesuarıyla beraber ikinci ekran olabilir. İşte LG bunu yapmış. Gerçekten telefonun normal ekranı 6.4 inç, diğer ekranı 6.2 inç, ikinci ekranı yazılımla beraber geçişte yapabiliyorsun. Yani mesela bir ekranda YouTube açık, bir ekranda
web sitesi açık ve bunların deneyimi bozulmadan yapabiliyorsun. Yine o demin söylediğim üçlü kamera kurulumu var. Yani geniş açı. Geniş açısı hatta biraz geliştirilmiş bir geniş açı. Video çekim modlarında optik imaj sabitleme konusunda geliştiriyorlar var. İkili kamera kurulumunun yanında işte Snapdragon 855 de geliyor, 5G var. Yani zaten Mobile World Congress ana konusunda değineceğiz. 5G damga vurdu. Operatörler, teknoloji üreticileri, özellikle Qualcomm gibi işlem üreticileri 5G ile ilgili çok ciddi çalışmalar yaptı. MWC 2019'da, Mobile World Congress 2019'da öne çıkan haberler bunlardı. Şimdi istersen biraz daha hepsi burada da var olan fırsatlara değinelim. İlk fırsat aslında bir oyuncu mouse'u. Logitech'in G402 mouse'u ciddi ben güzel bir indirimle geliyor. Bu mouse'un farklı bir versiyonu vardı. Çok güzel ve ele oturan bir mouse. Özellikle büyük bir eliniz varsa oyun oynarken yormuyor. Eliniz büyükse küçük bir mouse'da elinizi büküyorsunuz ve uzun süre yarım saat, bir saat gibi oyun oynadıktan sonra bu sefer ergonomik olmamaya başlıyor. Belki bilek ağrısı falan yapmıyor. Bilek ağrısı yapar. Bunların haricinde mouse'un etrafında kaplamasının elinizi terletmiyor olması lazım. Kaygan olmaması gerekiyor. Mesela bu mouse'un yanlarındaki hörçük gibi hisli kaplamalar güzel oluyor. Yani güzel bir oyuncu mouse'u. Hem fiyatında indirim var hem de bir fırsatla beraber geliyor. Evet, ilgi çekici bir fırsatla beraber geliyor ki bu oyunu ben de çok oynuyorum, sen de oynuyorsun. Bayağı sevdiğimiz de bir oyun aslında. PUBG'yi bu ürünü satın alanlara hediye ediyor. Hepsi burada ve stoklarla sınırlı bir kampanya bu. Bunu da söylemek lazım. Bu arada PUBG dünyada en fazla oynanan 6. oyunmuş. Ben bu rakamı bilmiyordum. Bu fırsatlarla ilgili araştırmalar yaparken öğrendim bunu da. PUBG'yi stoklarla sınırlı olmak üzere hepsi burada bu ürünü alanlara hediye ediyor. Bence kaçırmayın. Bence PUBG yoksa bilgisayarınızı direkt alın yani. İkinci fırsatımız şöyle. Bu da aslında bir gün aralığı vereceğim ben burada. Perşembe ve Cuma gaming ürünlerinde genel bir indirim olacak hepsi burada. Hatta aşağıda biz linkini de paylaşırız yayınlarken. O link üzerinden giden izleyenlerimiz Perşembe ve Cuma günleri gaming ürünlerde, oyuncu ürünlerinde genel olarak bütün ürünlerde hepsi burada da bir fırsat yakalayacaklar, yani bir indirim alacaklar. Oyuncu notbuğu başta olmak üzere evet. İşte çevre birimleri, klavye, mouse, oyuncu ekipmanları. Ve güncellenecek de bu arada bu sayfa gün içerisinde. Pek çok üründe kampanya var. Dediğimiz gibi şu an Barcelona'dayız. Mobil dünyada pek çok ürün tanıtıldı ama bu şu an sizin ihtiyaçlarınızı etkilemiyor. Yani şöyle etkilemiyor. Siz şu anda bir bilgisayara ihtiyaç duyabilirsiniz ve şu anda satın alabilirsiniz. Kampanyalar devam ediyor. Hepsi burada da bol bol kampanyaları görmeye devam ediyoruz. Güzel indirimli bir ürün daha var. Onu da hemen değinelim. Dell'in Gaming bir dizüstü bilgisayarı var. Core 7 8730H evet. İşlemci. 1 TB'la evet. Geliyor. Aynı zamanda 28 GB'lık da SSD var. GTX 1050 Ti gibi de bir ekran kartı var. Tüm bunlara rağmen fiyatı iyi. Yani güzel de bir indirim var. Evet, yani alınabilir bunu. Bayağı iyi bir fiyatı şu an. Tavsiye yani edersin o zaman. Tabii. Yani donanımı hem 8. nesil yeni nesil. Intel Core 7 üst segment bir işlemcisi var. SSD mekanik disk kombinasyonu var. 8 GB RAM var ki 8 nesil işlemci kullandığı için DDR4 formülüdür. 1050 Ti gibi de ekran kartı. İşte mesela demin konuştuk PUBG'yi Full HD çözünürlükte yeterli detaylarda 1050 Ti ile oynayabilirsiniz bu bilgisayarda. O zaman güzel fırsatı kaçırmayın diyelim. Bir sonraki fırsata geçelim. Bu da aslında o yine oyunculara yönelik bir ürün. MSI'ın Optix MAG27C 27 inçlik oyuncu monitörü. Bu da Full HD bir monitör. FreeSync Curved olarak FreeSync geliyor. FreeSync ile beraber şimdi şöyle parantez, oyuncuların bazı da bilmeyebilir. Normal bir bilgisayarda bir oyun oynattığında FPS dediğimiz şey çok önemli oluyor. Evet. Bir saniyede ne kadar frame olduğu, kare olduğunu görüntüde. Eğer bir saniyede oynatılan kare ne kadar çok olursa daha akıcı oluyor görüntü. Eğer 60 FPS ve üzerlerine çıktığınızda standart 60 FPS monitörlerle beraber yırtılmalar olur görüntüde. Çünkü bu sefer senin monitörünü gösterebildiğinden daha fazla frame gösterdiği için bilgisayar. Ya bunları eşitlemen lazım. FreeSync'le beraber eşitlersiniz. Ya da üstüne çıktığında bu sefer bilgisayar 120 FPS verdi. Sende 60 FPS, 60 Hz'lik monitör var. O zaman görüntü yırtılmaya başlar. Ama siz böyle bir 240 Hz'lere kadar çıkabilecek ya da FreeSync destekli bir oyuncu monitörü alırsanız yüksek FPS'lerde yırtılma olmadan oynayabiliyorsunuz. İşte oyuncuların en çok sevdiği nokta bu. Bu yüzden bu ürünlerin fiyatları diğer monitörlerden farklı. En büyük farkları bu. Sıradaki ürünümüz SteelSeries'in Rival 710 RGB oyuncu mouse'u.
yine bir aslında oyunculara yönelik bir mouse. Güzel bir indirimi var. Yine oyuncular için tavsiye edebileceğimiz ürünlerden biri. SteelSeries ledleriyle meşhurdur. Zaten güzel bir aydınlatması da var bu mouse'un. SteelSeries zaten anlatmaya gerek yok. Her oyuncunun bildiği ünlü markalardan biri. Başka ne fırsat haberi var? Hepsi buraların bilgisayar kategorisinde. Bilgisayar ve aksesuarları ile ilgili güzel indirimler var. Onu söyleyelim. O, özellikle o sayfayı, yine o sayfayı da paylaşırız. O sayfanın linkine gittiğinizde o sayfadaki ürünlerle ilgili indirimleri görebilirsiniz ve bu ürünlerin indirimlerinden faydalanarak ürünlere sahip olabilirsiniz, satın alabilirsiniz. Şimdi Hepsi Burada'nın YouTube kanalında video çektiğimiz için söylemiyorum. Hakikaten Hepsi Burada'nın sitesine girin. Evet. Ana sayfada zaten bir manşet alanı var. Orada tüm indirimlerden haberdar edilen, sadece teknolojiyle de ilgili. Şimdi teknoloji programı yapıyoruz ama hani o slider'da her şeyin indirimi var zaten, görüyorsun. Etkileyici bir şey gördüğünde hemen tıkla. Evet. Her şey yapıyorsun. Bilgisayarda da zaten. Bu arada indirim oranları, işte ne kadar bir kazanç, yüzde kaç bir kazancım var falan, onları da yazması bence artı. Bu yüzden o sayfayı bence ziyaret edin derim ben. Çünkü güzel indirimler var. Hem monitörlerde, hem dizüstü bilgisayarlarda, hem tabletlerde güzel verimli alışverişler yapabilirsiniz. Son haftanın, bu haftanın son fırsat ürünü de Samsung'un 860 Evo 256 GB'lık SSD'si. Şimdi bu arada SSD, bayağı iyi bir fiyatla SSD geliyor. Çok önemli bir şey arkadaşlar. Ortalama 250. Size kahve getirdim. Çok teşekkürler. Afiyet olsun. Çok teşekkürler. Sağ olun. Kahvemizi de içip şu anda programımıza devam edebiliriz arkadaşlar. SSD çok önemli diyorum. Neden? Bir bilgisayarınız var. Masaüstü ya da notebook. Bilgisayarınızda SSD yoksa bilgisayarınız yavaş çalışabilir. Ki çalışır. Özellikle oyun falan oynuyorsanız. Tabii. Loading sürelerinde işte rastgele erişebilme özelliği yavaştır çünkü. Atıyorum bir dosya açacaksın. Mekanik diskte o dosyayı bulabilme süresi diye bir şey var. Hani o gecikiyor. SSD'de çok daha hızlı adres dediği için direkt dijital ortamda bilgiyi çekiyor. Ve bu da sizin bilgisayarın açılma sürecini hızlandırması anlamına geliyor. Bilgisayardaki dosyayı, bir zip işi, dosyayı açma, yükleme gibi pek çok işi daha hızlı yapması anlamına geliyor. Ve siz aslında bilgisayarınızı belki değiştirmek yerine SSD takarak performansınızı artırabiliyorsunuz. Ben ilk başta işlemciniz biraz yeniyse, ekran kartınızı, deminiz bunlar iyiyse SSD güncellemesini yapmanızı öneriyorum. Mesela bunun da fiyatı uygun. Hem indirim de yapılmış. Güzel bir fiyatla hem geldi. Hem 250 GB kapasitesi var. Yani 128'lik bir SSD değil. 128 hemen doluyor diyebilirsin. Bazen bazı insanlar tercih etmiyor. Ama hem 250 GB hem fiyatı uygun, hem de okuma yazma hızları iyi. Böyle bir ürün alarak, hard disk takarak bilgisayarınız çok daha hızlı hale gelebilir. Haftanın ürünleri bu şekildeydi. Fırsatları daha doğrusu bu şekildeydi. Bu fırsatlara da Hepsi Burada'nın yine web sitesi üzerinden erişebilirsiniz ve alışveriş yapabilirsiniz diyelim. Ve artık ana konuya doğru geçelim. Bu haftanın konusu belki de bütün dünyanın gözünün, teknoloji dünyasının gözünün üzerinde olduğu. Bütün dünya burada, Türkiye'de evet, burada. Bütün dünya, Türkiye'de dahil bütün dünya burada. Neredeyiz? Barcelona'dayız, Mobile World Congress'teyiz. Her sene bu aylarda gelmeye bayılıyoruz. Çünkü bir heyecan oluyor. Yeni teknolojileri görüyorsun. Yorumları dinleme şansımız oluyor. Bu deneyimleme sefer, şansımız bu sefer oluyor. Çok lansman vardı. Biraz hepsine katılamadık. Yani oraya git, buraya git, video çek, bunu yap, bunu yap. Sizlere işte ulaşabilmek için. Ama hepsinden hepsine vakıf olduk gene. Çok eğlenceli ürünler vardı. Ben özellikle Türk markalarından başlamak istiyorum. Mesela General Mobile burada, Mobile World Congress'te Barcelona'da General Mobile GM9 Plus modeli tanıttı. Biliyorsunuz GM9 Pro var piyasada. Şimdi Plus modeli tanıttı. Plus modelinde ekran iyileştirmeleri var. Yapay zeka geliyor işlemcide. Bu yapay zeka işlemcideki yapay zeka ile de beraber ara birim Google'la yapılan işbirlikleriyle de beraber yapay zeka, mesela bir yönetiminde yapay zeka kullanılıyor. Kamera da zaten kullanılıyor. Bir de AirCore uygulaması entegre edilmiş. Yerelleştirilen etiketlerle beraber önümüzdeki dönemlerde yapay zekayı AR'ı kullanabilecek. General Mobile'ın böyle bir lansmanı vardı. Ayrıca hem Google hem de MediaTek yöneticileri de lansmanda yer aldı. Türkiye için bu güzel bir nokta. Western Stand'da var. Western yine burada Venus V7 modeli tanıttı. Ayrıca bir Android TV
operasyonunda Google'la işbirliği yapılacağının haberi verildi. Hani şimdi böyle global markalarla bizim yerli üreticilerimizin iş ortaklığı yapıp burada stand açıp onu duyurması ve bu standlara ilgilerin yüksek olması önemli. Bunların haricinde 5G çok önemli yer aldı. Yani bu sene tanıtılan 2019'daki telefonlarda artık 5G özellikleri var. S9, Samsung S10 Plus'ta 5G opsiyonlu modeli tanıtıldı. Huawei Mate X katlanabilen telefonda 5G özelliği var. Qualcomm'un yaptığı lansmanlarda hep 5G tanıtılan Snapdragon 855 işlemcisi kullanan pek çok cihazda 5G özelliği var, destekleniyor. Peki 5G'yi biz ne zaman kullanmaya başlayacağız bu soruda? Ben ülkeden ülkeye değişiyor ama 2019 yılının sonlarına doğru globalde belli başlı ülkelerde 5G kullanılabilir olacak. Türkiye'de de eğer BTK 5G'nin bazı frekansları okey ederse her frekans desteklenmiyor ama bir frekansı biz 2019 yılının sonunda da kullanabiliriz. Ama ben 2020'ye kalacağını düşünüyorum. Bakalım 5G ama buradaki lansmanlarda da gördüm. En büyük özelliği sıfır gecikme. 5G ile beraber inanılmaz bir oyun deneyimi. Mesela şimdi biz bilgisayarlar diyoruz, boncuk bilgisayarı. Neden? İçinde çok güçlü bir bilgisayar var ve o oyunu güçlü bir şekilde oynatıyor. Ama gel gelelim, 5G ile beraber çok güçlü bir bilgisayarın olmasa da bulut üzerinden oyunu oynayabiliyorsun. Yani artık sen bir bilgisayar almak yerine bir bilgisayara böyle bir cloud sistemine abone olabilirsiniz. Böyle bir şey olabilir. Bunlarla ilgili deneyim alanları falan da vardı fuarda. Bizler de işte herkes gibi deneyimledik. Ne düşünüyorsun 5G ile oyun deneyimlerinde? Peki demo bunlar sonuçta. Son versiyon değil. 5G ile oyun deneyimi tabii ki de etkileyecek. Şimdi mesela Nvidia da bunları yapmıştı. Nvidia Gaming Experience arayüzünde oyunu oynadığında eğer Nvidia güçlü bir ekran kartın varsa gidip başka bir cihazdan da oynayabiliyordum. Böyle olaylar var. Ama internet gecikmesi bu sefer. Yani bir oyunu oynarken kendi bilgisayarında bile bir internet gecikmesi söz konusuyken bir de görüntüyü de alıyorsun. Gecikme artıyor. 5G'de gecikme süreleri çok azalacağı için bunlar artık gerçekleşmesi mümkün şeyler. Bunların haricinde ben bir tane bir yer gördüm. Yapay zeka ile beraber yüzünü tanıyor. Ben hiç görmediğim bir yer. Benim yüzümü hemen tanıyıp yüzüme benzer bir ünlüyle eşleştiriyor. Hiç gecikme olmadı. Anlık mimiklerimi değiştirebilirim. Ben onu kaçırmışım, görmüştüm. Ben de bakayım ona. Mesela böyleyken başka bir ünlüye benzetiyor. Bir başka mimikte anlık olarak başka bir ünlüye. Gecikme olmadığı için o 4K görüntüyü işleyip senin yüzünü algılayabiliyor ve veri tabanındaki diğer insanlarla hemen benzetip anında görüntüleyebiliyor. Yani yapay zekanın burada hızı var, işlemcilerin hızı var, artı internetin gecikmeme olayı var. Çünkü kameradan görüntü aktarılıyor. Çünkü sonuçta sen IP kameradan bu görüntüyü alıyorsun. Evet. Sen bunu sokakta düşün, gerçek hayatta düşün, hiç gecikme olmadan yani bunu yapabildiğini deneyim düşün. Herhalde maksimuma çıkacak. Tabii hayatımızda bir deneyim hani 5G ile beraber hem internet hızları çok yüksek seviyeye çıkıyor. Yani mobil fiber diyebiliriz. Fiberden de daha düşük bir gecikme. Fiberde de uzunluk önemli. Evet. Sen santrali ne kadar uzaktasın. Evet. 5G dedik. Biraz daha 5G'den devam edelim. Çünkü gerçekten trend bu yani. Evet. Konu başlığı bu aslında. Evet. WC'yi tamamen ele geçirmiş konu yapılan, başlığı bu. Yapılan sunumların çoğu 5G, evet. Yapay zeka ve yapay zeka 5G birleşimini sunacağı yeni fırsatlar. Şimdi hakikaten 10 yıldır sosyal medya ve akıllı telefonlar yeni bir dünya yarattı. Doğru. Ama yeni bir dünya daha yaratılacak. Yani bu bir hack taşı diyebilir miyiz? Yani bu sene özellikle katlanabilir telefonlarla beraber 1-2 sene içerisinde yeni bir hack taşı olacak. Çünkü 5G'ye herkes geçmedi. Telefonlar ya, bence geçmedi. Türkiye için konuşuyorum. Sen dedin ya 2020 ve sonrası evet. için. Hani 2020 ikinci çeyrekten sonrası diyelim biz ona. 2020'de biz bunu deneyimlediğimizde katlanabilir ekranlarla beraber muazzam bir deneyim olacak. Yani sosyal hayatı direkt olarak etkileyecek muazzam bir deneyim bekliyoruz. Katlanabilir telefonlar da Mobile World Congress'e yandı burada. Katlanabilir telefon bir Huawei tarafından bir Samsung tarafından ciddi anlamda lanse edildi. Yani şimdi iki telefon da ilk nesil olmalarına göre bence iyi. Yani şimdi ilk nesilde bazen olmamış bazı yerler vardı. Bunlarda, bu telefonlarda hem donanım çok iyi, hem kameranın özellikleri çok iyi. Yani bir Huawei'nin Mate 20 ya da Samsung'un Galaxy S10'daki amiral gemisi özelliklerini zaten bu telefonlarda buluyorsunuz.
Bunun haricinde çok daha büyük bir ekran var ve katlanıyor. Katlandığı da hız olmadan görebiliyorsun. Yani 8 inçlik bir tableti katlayıp normal telefon olarak kullandığını düşün. Olay bu yani esasında. Telefonken görüntü kaybı yok, tabletken evet. görüntü kaybı yok. Bir kırılım işte bir ekranı bir şekilde o deneyimi azaltacak herhangi bir şey yok. Dolayısıyla baktığın zaman evet yani çok ilgi çekici geliyor. Evet. Özellikle verimli güzel bir uygulamayla iyi bir ekranla da müthiş bir deneyim olur. Şimdi biraz daha ekleyelim. Mesela Samsung nasıl? Galaxy Note ailesi var, bir de Galaxy S ailesi var. Note'da kalem var. Şimdi Galaxy Fold Note mesela çıktı. Örnek veriyorum bir sene sonra ya da Ağustos ayında tanıtıldı. Şimdi ekranı açıp 8 inçe kadar çıkabilen bir ekrana elinle yazdığını düşün. Bak bu olayı ayrı bir boyuta çok başka yani bir boyuta senin, taşır. Şimdi kalem destekleyen tablet var. Ama o tableti küçük yanında taşıyamıyorsun. Evet. Yanına bunu hem telefon olarak evet. kullanabiliyorsun, evet. hem tablet olarak kullanabiliyorsun. Yani bir iş istasyonu gibi de kullanabilirsin. Evet. Oturup bir mimarsan hemen aklına gelen bir şeyi ekleyebilirsin projene. Açıp ekranı büyütüp. Tablet ve bilgisayar kullanımına olan ihtiyacımız daha farklı bir yöne evriliyor. Şimdi burada ben şunu merak ediyorum. Yıllardır bilgisayar kullanıyoruz, tablet evet. kullanıyoruz, telefon kullanıyoruz. Ama şimdi bu var olan katlanabilir ekranlarla beraber özellikle tablete olan ihtiyaç azalacak. Bu bir gerçek gibi duruyor şimdi. Şöyle 4 yıl içerisinde ya da 3 yıl içerisinde çok çok ciddi bir şekilde pazar payını etkileyeceğini düşünmüyorum. Çünkü niye? Satılan tabletlere baktığımızda çok üst segment tabletler satılıyor. Bu üst segment tabletlerde insanlar ne yapıyor? Ben yüksek işlem gücü, video işi, sosyal medya işi yapıyorum. Yaptığım içeriği hemen etkileyip aktarıyorum. Mesela iPad Pro olsun, Samsung Galaxy Tab S olsun, Huawei'nin bazı tabletler var, üst segment tabletlerde. Hem güçlü işlemciler var, hem bazı avantajları barındırıyor. Uygun fiyatlı tabletlerde var, ne oluyor? Küçük çocuklara veriliyor. Mutfakta mesela dizi izleyebiliyor. Ev hanımları özellikle tercih ediyor. Yatarken dizi film izlerken. Şimdi notebook da güzel ama notebook sana kapladığı yer daha fazla. O yüzden tablet yine kullanılmaya devam edecektir. Onun alternatifi bu olacaktır diye düşünmüyorum. Yani ben sadece burada artık yeni bir kullanım alışkanlığı oluşacak diyorum. Şu an Samsung Galaxy Fold ve Mate X gibi, Huawei Mate X gibi katlanabilir telefonları alan bir kitle tablet kullanmayacak. Evet, belki tablete olan ihtiyaçları azalacak. Ama esasında yanında belki tablet taşınmıyor o adam. Yanında evet. tableti olmuş oluyor. Mesela senin elinde sabit duran bir tabletin olabilir. Evet, ev tableti tabletler olabilir. Artık eskisi gibi daha yani mobillikten daha uzak olacak belki de. Evet, yani daha sabit duracak. Evet. Bence tablete olan ihtiyaç değişmiyor. Yine tableti ne yapacaksın? Oturup film izlersin, ekranı büyük. Çok bas seviyede, basic seviyede tablet kullananlar için belki o ihtiyaç ortadan yani. Kalkabilir. Onlar için bir avantaj olabilir ama onun dışında böyle gerçekten üzerinde evet. iş yapan insanlar için dediğim gibi daha sabit bir hale gelebilir. Şu sadece etkilenebilir. Benim yanımda sırt çanta iPad Pro var ya da Samsung'un güçlü bir tablet çözümü var. Yaptığım işi onu aktarıyorum, oradan çalışıyorum. Mate 20, Mate X'de ya da Galaxy Fold'da katlanabilir güçlü telefonlarla evet, belki yanımda onu taşımaya gerek kalmadan diğer aç ekranı açıp o işi yapabiliriz. Yani böyle bu da bir avantaj tabii yani bu bir pazarı bitirecek anlamına gelmez. Üst segmentte artık daha özde az ve öz cihazlar olacak. Bunları hep diyoruz. Akıllı saatler gelişiyor. Akıllı saati telefona entegre ettiğinde zaten telefonu daha az kullanıyorsun. Bir sesli asistanlar. Şimdi Google Asistan Türkiye'de. Google Asistan destekli bir kulaklıkla akıllı saatle ya da işte Google Glass yaygınlaştığını düşündük 2 sene sonra. Gözlüğünle zaten hesabı değiştirdi. Sürekli elimizde telefon bile olmasına bir noktadan sonra gerek kalmayacak. Şimdi telefona ihtiyaç duyduğunda iki modu olduğunu düşün. Bir geniş ekran, bir normal ekran. Öyle olduğunda daha kompakt bir dünyaya evrileceğiz. Doğru. Son olarak ben bir de şunu sormak istiyorum. Şunu merak ediyorum daha doğrusu senin için. Yani sen buraya çok uzun yıllardır gelen biri olarak. Özellikle 5G kırılımıyla MWC Mobile World Congress 19'u genel olarak bir değerlendirir misin? 2018-2017'ye göre neler gördün? Daha doğrusu ne hissettin? 5G şu anda üreticiler tarafından çıkartılmış, desteklenen bir durumda ama operasyon olarak genel anlamda ülkelerde de henüz kullanılmıyor. 4G'ye geçiş 2011'lerdeydi ilk başta. Türkiye son kullanılan yerlerdi ama biz LTE Advanced adı verilen 4.5G dedik biz de ona. İkinci jenerasyon, üçüncü jenerasyon
diyebileceğimiz üst seviye hızlara ulaştı. LTE'de hızlar çok yüksek, gigabit seviyeleri teorik olarak çıkabilse de gecikme var. 3G'de de gecikme vardı. 3G ile 4G arasında hız farkı var. Gecikme farkı da çok yok. Ama 5G'de tamamen yeni bir teknoloji, yeni bir altyapı geçiş oluyor. Gecikme azalıyor. Burada yeni sistemlerle beraber hayatımızda bazı şeyler değişecek. Özellikle kurumsal tarafta. Mesela eskiden bir doğalgaz vanasını sen mobil internetle kumanda edemezdin. Çünkü anlık bir gecikmede doğalgaz sızar. Doğru. Yani ama yani onu uyarı sistemi sen mobil internetle şey yapsan o milisaniyelik gecikmede milisaniyelik gecikme bir sürü gaz sızabilir. Ama şimdi hasta iletişiminde, otonom araçlarda pek çok yerde artık mobil internet çok daha güvenli bir şekilde kullanabilecek. Yani hayatımızda sadece mobil, hızlı internet olarak görmeyelim bunu. Evet, videoda daha hızlı izleyeceğiz, doğru. Ama gecikme düşük olacak. Bu bir yeni başlangıç, deneyimlemediğimiz bir şey. Düşük gecikmeli bir internet deneyimi. Şu anda elinizde bir internette gecikmeler var. Bunlar olmadığı bir dünya olacak. Bunun heyecanı insanlarda bence var. Daha çok konferanslara önem veriliyor. Ayrıca hani benim gördüğüm kadarıyla yapay zeka daha da alıp başını gidecek. Özellikle bu kadar data toplanıyor, bilgi toplanıyor. İşlemciler çok gelişiyor. Artık imkanlar gelişiyor. Biraz artık yazılım ve ülkelerin 5G ağına kalmış gibi duruyor. Yani telefon üreticileri artık 5G'yi bile koydu. Var yani 5G'yi destekliyor. İşlemci üreticileri bunu yaptı. Yapay zeka artık 2. 3. jenerasyona geçti. Artık olay biraz yazılımda gibi gözüküyor. Yani bu panellere olan ilginin artmasının bir sebep de o. Donanım yapıldı artık. Yani bunu daha da kullanacak olan yazılım. O yüzden insanlar daha ne yapabiliriz, ne olabilir? Özellikle futuristik konulara daha çok ilgi gösteriyor. 5G'de hayatımıza tam olarak bile olmasa entegre olmaya başladığında muhtemelen 6G'de konuşmaya başlarız yani. Çünkü teknoloji bir şekilde durmayacak. Aynen. Ve biz de buralarda olacağız. Akmaya devam ediyoruz. Ve istersen haftalık bunları biliyor muydunuz köşesine geçelim. Aynen. Bu hafta biliyor muydunuzdan ziyade efsanelere yöneldik. Hani doğru bilinen yanlışlar. Mit 1. Ağ genişliği yani bandwidth. Yüksek olması her zaman yüksek internet demektir. Bu doğru bilinen biraz hata. Çünkü band genişliği yüksek olduğunda internet her zaman hızlı olmuyor. Çünkü band genişliğini siz yol olarak düşünün. 10 gidişli, 10 şeritli bir yolda da bazen sıkışıklık olabilir. Trafik olabilir. Evet, yani tamamen biraz internet alıcı ve verici arasındaki iletişim alıcının kaç tane alıcının vericiden talep ettiği anlık olarak talep etmesi ve bağlandığınız sunucuyla alakalı bir durum. Yani senin internetin çok iyi olsa bile bu sefer senin sunucunda bir sorun olabilir. Sana servis sağlayıcının sıkıntı olabilir. Bağlandığın DNS senin internetini etkileyebilir. Band genişliğinin yüksekse çok internetin nasıl olacağı anlayabilir. Yani. İkinci bitimize gelelim. Çöp kutusundan silinen dosyaları kaldırmak. O dosyaları tamamen siler. Yani biz masa üstünde çöp kutusunu atıyoruz, sonra da çöp kutusunu boşaltıyoruz ya. Evet. Onu yaptığımız zaman bizim o sildiğimiz dosyalar tamamen bilgisayardan gider. Ya genel olarak, sistemsel olarak bu böyledir. Hani bunun aksini, tabii evet geri döndürebilirsin. Ama bu sefer buna güvenip geri döndüremediğiniz dosyalarımız olabilir. Yani hepsini geri döndürebiliriz. Hepsi tam olarak geri dönmeyebilir. Dönmeyebilir. Böyle bir garanti. Özellikle şöyle zor. De bir şey olur. Yazdığınız depolamanızın üzerine atıyorum 5F7DX falan diye adresi olan bir kümede senin bir dosyan duruyor. O dosyayı aldım sildim. O dosya orada duruyor. Ama bu sefer adres boşaldığı için yeni gelecek bir dosyayı pat o adrese yazıyor. O zaman onu yazdığı zaman onu bir daha geri döndürmek çok zor. Bir öncekini geri döndürmek çok zor. Çok zor. Ve bu belki bazıları için imkansız değil ya ama değil, çok zor. Ama olabilir. Şimdi bir dediğimiz NTFS, FAT32 ya da hani konuştuğumuz dosya sistemleri var. Bu dosya sistemleri esasında o adreslemenin kararlarını veren mekanizma. Bir dosyayı sildin, üzerine de bir veri yazıldığında ki bu verinin yazılmadığını çok bilemez. SD kart değil sonuçta, bilgisayardan bahsediyor. Hangi hard diskin, hangi adresine, hangi verisi yazıldığını bilemez. O yüzden SD kartta belki sıfırladıktan sonra, sildikten sonra geri getirmen daha mümkün. En azından kameraya taktığında yeni bir video çekmeyelim dersin. Yazıp yazmadın evet. Ama bilgisayarda... Bilgisayarda ne zaman evet. Hangi veriyi neyin üzerine yazdığını bilmek evet. Çok mümkün olmayabilir. Tamamen siler diyemeyiz. Kafaya takmış biri bunu geri getirebilir ama...
yanlışlıkla siz nasıl olsa silinmiyor deyip özgüvenle silerseniz de geri getiremeyebilirsiniz. O yüzden, ya da geri gelse bile siz geri geldiğini zannedersiniz ama o tam olarak sağlıklı bir şekilde geri gelmemiş olabilir. Kısacası hiçbir zaman eskisi gibi olmayabilir. O yüzden dosyaları silerken dikkat edin diyelim. Aynen öyle. Evet arkadaşlar, Kısa Yol programımız her hafta Perşembe günü Hepsi Pro'nun YouTube kanalında yayınlanıyor. Hepsi TV'de. Perşembe günü saat 4'te Hepsi TV'de bizleri izlemeyi unutmayın. Kısa Yol hashtag ile de görüşlerinizi yazmayı unutmayın. Ayrıca bu videonun altına yorumda yazın arkadaşlar. Sizin yorumlarınızı okuyoruz ve her hafta bunları değerlendiriyoruz. Programın gidişatında bunları önemli değerlendiriyoruz. Evet. Ben Tolga Cem Küçük Yılmaz, Göke Yılmazer ile beraber Barcelona'da Mobile World Congress'in heyecanını, yenilikleri sizlere aktardık. Önümüzdeki hafta yeni bir programda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Hoşçakalın.